daha bir programın daha başındayız. Tarım Türk TV ekranlarında Anadolu Aynası programıyla efendim tarla, bağ, bahçe ve Anadolu'muzu gezmeye devam ediyoruz. Efendim bu hafta yine yaz mevsiminin başladığı, şu ilkbaharın başladığı bir zamanda efendim bir çiftçimizin yanına geldik. Nereye geldik? Mustafa Kemal Paşa'nın Demirdere Mahallesi'ne. Demirdere deyince tabii ki aklımıza bamya gelir. Bamyalar daha çıkmadı. İnşallah onlarla ilgili de bir programımız olacak yakında. Ama şu anda enginar mevsimi olduğundan dolayı sizleri bir enginar tarlasına getirdik. Enginar ve bamya deyince de Demirdere'de aklımıza Kadri Biçer çiftçimiz geliyor, yetiştiricilerden. Hepimiz Kadri Bey'i bir tanıyoruz. Bakalım kaç yıldan beri bu işi yapıyor. İsmim Kadri Biçer, Demirdere Mahallesi'ndenim. Evet, enginara biz 30 yılı bir zaman, 33-34 sene baba mesleği. İlk çıktığında işte biz bunu halka, kendimiz evde yemeğini dolmasını yaparak, millete yemeğini şeyini öğreterek, dattırarak bu işe başladık baba mesleği. Baba da Karacabey'den, İzmir'den getiriyordu. Kemal Paşa ile tanıştıran babam ve biz oluyoruz Enginar'da. Yani atası sizsiniz A, Mustafa ya Kemal Paşa. Kemal Paşa da biziz. Babam da Hüseyin Biçer ve benim, yani Kadri Biçer. 30 yılı geçmiş bir zaman oldu. 30-35 Evet. sene arası üretiyoruz. Öğrendik ilmin şeyini, öğrendik. Bahçeler kuruyoruz. Birini soracağım size. Bir biçer daha vardı. Hasan biçer miydi? Hasan Hüseyin biçer miydi? Yalıntaş'ta rahmetli mi oldu? Belediyede çiçek işlerinde İbrahim Allah Biçer, rahmet eylesin. Çayını, çorbasını içelim. Büyük amcam sağ, Hasan Biçer rahmetli oldu. Evet, ikisi de belediyeden, çiçekçi, bahçıvancılıktan emekli. Demek Amcam hocam olur. meslek aynı yani aşağı yukarı. Evet, Peki bahçıvancıyız. siz pazarcılığı ne zamandan beri yapıyorsunuz? Ben pazarcılığı ilkokuldan, ilkokul mesela o zaman 2'de 3'te bitiyordu. Bittiği sürece 7 yaşından beri babamın yanına sürekli gidip geliyorum. Çocukluktan bu yana yapıyorum. Genelde 40 sene oldu. sattığınız ne genelde? Ya kışın Necati Bey şey satıyoruz. Marul, maydanoz, kırmızı kelem. Yazın Nisan'la Haziran'ın 20'sine kadar enginar satımı sürüyor. Bu sakız enginar dediğimiz, bir de çanak var diye, bir soyulanlardan. Onu da üretiyoruz. O tabi 20 günü var onun yetişmesine. Şimdi ben şöyle bir şey diyeyim. Biz programımızı tabii ki Ramazan-ı Şerif'in artık 15'i geçti. Pandemi dönemi içindeyiz. Sıkı tedbirler içindeyiz. Vatandaşlarımız derse ki programımızı izleyen vatandaşlarımız olur. Ya kardeşim biz evimizden çıkamıyoruz. Bu enginarı pazarlığa da kurulmuyor. Ne yapacağız? Biz nasıl edineceğiz derseler? Ya biz bu süreçte çiftçi olduğumuz için malımız da yetişti. Kesip telefonla evlere temin ediyoruz. Tabii ki ulaşacaklar. Programımızın sonunda da inşallah duyurusunu da yaparız. Şimdi bir enginar nasıl yetişiyor? Şöyle hem beraber gidelim. Bu da kızınız herhalde. O kızım, evet, üniversite öğrencisi. Tabii Maşallah. pandemide o da evde şu anda. Evet, ben yeni gördüm Yardım kızı. ediyor bana. İyi, çok Evet. güzel. Şimdi onunla da konuşacağız ama Evet. önce bir çıkalım bakalım şöyle yürüyelim Evet. kameramanımıza doğru. Bu enginarın faydalarını hem senden öğrenelim özellikle. Enginar ilk önce karaciğere iyi geliyor. Bütün doktorlarımız bunu böyle söylüyor. Kanı temizliyor. Çok faydalı bir ürün olduğunu biz biliyoruz. Tabii bunu televizyonlar, profesörler de söylüyor. Bitkilerin içerisinde en faydalı besin olarak enginar biliyoruz. Yani enginarı biliyoruz biz. O şekilde. Evet. Peki bu enginarın yemen haricinde başka neyi yapılıyor? Bunun dolması yapılıyor. Bizim bunu tabi bu yöre biliyor. Kemal Paşa, Susurluk, Karacabey, yakın civar. Dışarısı Bayrampaşa, Çanak, dip enginarı tüketiyor. Bu bizim bu yöreye özgü bir şey. Çok fazla bilinmiyor. Bu Turşusu da yapılıyor mu? sirkelisi, salatası yapılıyor. Temizliyorsun, bir sırasını alıyorsun, üstünden kesiyorsun. İsterseniz onu gösterebilirim ben size. İnternette mi? Yok, şu anda gösterebilirim, yani sıkıntı yok. Ama ziyan olur şimdi ona. Yok, o önemli değil. Peki biraz sonra gösteririm. Tamam. Sen hazırlığını yap. Ben de kızla konuşalım biraz. Tamam. Efendim şimdi de Kadir abinin kızı Berna mıydı? Evet,
Berna Biçer'le beraberiz. Ne okuyoruz? Ben Pamukkale Üniversitesi'nde ilahiyat okuyorum. Maşallah. Ne olacaksın? Ya öğretmen olmak istiyorum, formasyon alıp ya da Diyanet'te çalışmak istiyorum o şekilde. İnşallah olur diyelim. İnşallah. Yaz ayında da ne yapıyoruz böyle? Babamıza yardım ediyoruz. Normalde üniversitede olmam gerekiyor ama pandemiden dolayı evlerdeyiz. Yardıma geliyoruz böyle. Küçük bir kardeşim de var. O da normalde hep bizimle. Çok güzel bir şey. Sen de annenden veya babandan bilmiyorum dedenden mi? Bunun yemeğini öğrendin mi? Yani dolmasını yapıyoruz annemle de. Bir de bunun çanak enginarlarla böyle dörde beşe bölüp zeytinyağlı, limonlu böyle çok güzel meze gibi. Salatanın yanına çıkarabiliyoruz, ama evet. Ama onu haşlıyor musunuz? Nasıl evet, haşlama oluyor. Direkt zaten hani besin kaybı da olmuyor. En sağlıklısı da o şekilde. Sen hangini seviyorsun? Hangi türünü? Ben haşlama olarak zeytinyağlı ve limonlu olarak onu tamam. Daha çok seviyorum. Nasıl özendiriyor bak ha. Sevgili izleyicilerimiz, yiyenler biliyor, ağız tadını biliyorlar. Şimdi Kadri kardeşimiz ne yapacak bakalım, nasıl bir şey, ne olacak şimdi? Bu bizim yerli enginarımız, yaprağınla tüketilen yenilen enginarımız. Bunu bu şekilde koparttığın zaman hemen dibinden kesiyorsun. Bir sırasını ilk yeni olduğu için yaprağı komple yeniyor. Hemen bir sırasını şu şekilde yaprağın kestim, bir sırasını etrafını. Üzerinden de bir santim kadarını böyle kesiyorum. Bu hazırlamış olduğumuz enginarı bir kabını içine bir tane limon sıkıyoruz. İki çay kaşığı tuz. Onu karıştırıyoruz. İçine bunu bu şekilde dolma yapacaksak bu şekilde atıyoruz. 20 dakika bekliyor. Acılığını alıyor bunun. Pişmediği zaman bu biraz Necati Bey acı oluyor. Yani haşlanmadığı zaman. Bunu bu şekilde atıyorsun. Hem acılığını alıyor, hem pişmesinde faydası oluyor. Kararmasını önlüyor. Dolma yapacaksanız böyle bu şekilde suya atıyorsun. 20 dakika bekletiyorsun, çıkartıyorsun. Çıkarttıktan sonra bir 10 dakika sıcak suda haşlıyorsun. Daha sonra bunu böyle bastırarak açıyorsun. İçine kıyma seven kıymayla yapıyor. Et, kuşbaşı et nasıl arzu ederseniz. Pirinçli de yapabiliyorsunuz. Pirinçli etli yapabiliyorsunuz. Dolması oluyor bu şekilde. Çanak enginarda da bu yapraklı yenen. Ama bu lezzetlidir. Bu çok seviliyor yani. Bizim bu dışarıları bilmiyor ama Kemalpaşa bu yöre, Bursa yöresi bunu biliyor. Yemeğe de şöyle oluyor. Veya soğuk salatası. Bunu şu şekilde ikiye bölüyorsun. İkiye böldükten sonra limonlu tuzlu suya atıyorsun. 20 dakika aynı aşamayı yapıyorsun. Bekletiyorsun. Ondan sonra haşlıyorsun 15 dakika. Dörde de bölebilirsin. Kuşbaşı et gibi de doğrayabilirsin. Bunu herhangi bir yeme, her şeye, her yemenin içine atabilirsiniz. Patates gibi kendiliğinden pişiyor. Aynı anda pişiyor haşlandıktan sonra. Çok sağlıklı bir ürün yani. Bir de biz yani sevdiğimiz bir şeyi de anlatalım. Bunu halk bilmiyor. Bunu dörde bölüyorsun. Tekrar o aşamada limonlu tuz suya atıyorsun. Haşlamasını biraz fazla yapıyorsun. Kenara çekiyorsun, soğutuyorsun. Zeytinyağla yağlıyorsun. Yani limon seven limon, sirke seven sirke, limon, sirke, tuz. Soğuttuktan sonra soğuk salata ve besin değeri bunun hiç kaybolmuyor. Çok biz onu seviyoruz. En sağlıklısı. Ben bunu mesela kışın yiyeceğim dersem nasıl, ne yapmamız lazım? Kışın yemek istiyorsanız Necati Bey, bunu bu şekilde tabi aynı az önce anlattığım aşamalarla limonlu tuz suya atıyorsun. 20 dakika beklettikten sonra çıkartıyorsun. Dolap poşetlerine koyuyorsun. Susuz bir şekilde dolaba koyup ne zaman arzu edersen senesine kadar muhafaza edebilirsiniz dolaplar, şoklamalarda. Şimdi Kadri Bey, sen bir çiftçi olarak bu şeyin haricinde bir tane soru soracağım. Evet. Ondan sonra döneceğiz oraya tekrar. Çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi bunun tohumundan mı, fidesinden mi, nasıl üretiyorsunuz, nasıl ediyorsunuz, ama öncelikle soracağım soru değil tabii. Öncelikle sarımsak tohumu var mı yok mu? Sarımsak işlerine babam bakıyor. Evet. Biz tabii yapmıyoruz o işi. O apayrı bir iş. Hastalığı evet. Çok oluyor. Yok, ekim zamanı. Yok diyorlar da ben o yönden soruyorum. Var mı yok mu sarımsak tohumu? Tohumun var herhalde hani, değil mi? Çimliyorsun. Ya sarımsağı da kendiliğinden kendi dişlerine ekiyorsun. Tohumu oluyor. Dişe olarak ekiyorsun. Dişinden önce nereden? Dişinden önceki aşamalarını ben bilmiyorum. Hiç ekmedik. Evet. Biz hep sürekli bir sonraki ekeceğimiz sene anaçları böyle güzel şeylere ayırırız. Onu kırarız. Ekeceğimiz zaman ama. Evet. Başka türlü filizlenme yapar. Bunu da tohumundan da oluyor. Tohumundan da nasıl fideyebiliyorsun. Çimliyor musunuz? Nasıl oluyor? Bunu bıraktığın zaman bu ortasında
Kırmızı bir şeyi açıyor. Tabi bırakıyorsun. Haziran'ın sonunda içinden tohum oluyor ama biz öyle hiç ekmiyoruz. Biz hazır bunu oluyorsunuz siz? Hazır çim olarak gösterebilirim de ona. Nasıl mesela? Onu abinin yanında kameramana yakın. Tamam, sen devam et. Biz Berna'la devam ediyoruz. Nasıl, kolay mı oluyor, zor mu oluyor toplamak? Yani toplamak bence çok zevkli yani. Hem bu pandemi sürecinde dışarıda çıkamıyoruz. Evet. Böyle güzel oluyor 2-3 saat babama yardım etmek. Okumak mı daha zor, tarlada çalışmak mı? Yani ikisi de çok zor. Ama kolay da, ama değil mi? Zevkli. Şimdi. Yani tarla, açık hava güzel yani. Okumak daha zor bence şu anda. Okuyunca da atama sıkıntıları oluyor. Değil mi? Yani. Ne kadar kaldı okulun bitmesine? 3 sene kaldı benim. 3 senem var. Kaç sene ki zaten o? 4 sene mi? Ya 5 sene. Evet. Hazırlık var Arapça. O şekilde. Arapça biliyorum bir şeyler. Kız, yani biliyorum mı? Ama şu anda sormayın. Evet, anlıyorum yani, evet. Anlıyorsun ama anlatamıyorum. Yok, konuşabiliyorum da biraz. Mesela ne kelime? Bizi izleyen Arap ülkeleri var. Mesela de ki işte Bursa Mustafa Kemal Paşa Demirdere Mahallesi'nde çok güzel enginarlar yetiştirilir. İzlemeye devam edin gibi. O biraz zor. Tamam, ne söyleyebilirsin enginarla ilgili? Mesela Arapça olarak. Yuhibbu, ene uhibbu, enginar, ene cidden enginar faydatun cidden cemilin. Yani enginar çok güzel. Şükran, şükran kesira, teşekkür ediyoruz biz de Berna kardeşimize. Başarılar diliyoruz. Efendim olacak. Güzel olacak. Evet, Kadri Bey. Necati Bey, bunu şimdi biz Kasım ayından Mart'ın 15'ine kadar ekim yapabiliyoruz. Hı hı. Biz bunu ekerken zaten bu enginarı da 4 sefer seyreklemek gerekiyor. Hı. Bir enginar mesela ne kadar meyve veriyor? Kaç defa veriyor? Çok iyi bakabilirseniz 15 taneye kadar veriyor. Bu veriyor, evet. Ben hibrit ekmiyorum. Hepsi yerli benim. Ata tohumundan. Çanaklarım da Asanağ'ın yerlisi. Bayrampaşa dediğimiz. Onun yetişmesine 20 günümüze, 15-20 gün arası havalara bağlı, iklimlere bağlı. Bu şu anda yeni çıkıyor. İlk ellere Bayrampaşa enginarımıza Allah nasip ederse 15-20 gün arasında yetişmiş olacak. Dursun, çimini... Dursun. Bir saniye, çimine geçmeden önce sevgili izleyicilerimiz, şimdi bazı şeyleri biz bitkilerin faydalarını daha sonraları ortaya çıkıyor. Mesela zeytinin yapraklarının son zamanlarda da yapraklarının faydalarının olduğu gibi, kullanılmaya başlandığı gibi. Acaba bu enginarın da, hani çimine geçmeden önce enginarın da böyle yaprakları değerleniyor mu? Evet. Hayvanlar için olsun, başka bir şey için olsun. Bunu hayvancılar az miktarda alıp slajın içine karıştırıyorlar. Hayvan rahatsız olmuyormuş. Allah Allah. Sindirmesi güzel oluyormuş. Hayvancı arkadaşlarım benden alıyor bunu. Slaj yapıyor. Bir de bunu şu orta özünü, şurasını koparttığın zaman bir tanesi yeterli. Evet. Bunu normal cezveye koyuyorsunuz. 10-15 dakika arası kaynattıktan sonra suyu biraz acıdır ama çok şifalıdır. Bunu aktarlarda satılıyor. İşte bunu, ama kurusunu böyle hasat sonu elinde muhafaza ediyor veya taze gölgede kurutuyor. Tabii güneşli olmaması gerekiyor. Şu an işi de kendisi yaprağı olduğu zaman genelde de bunun yaprağı 8 ay falan bulunuyor. Hı-hı. Çok şeyine kurusuna gerek yok. Bu daha... Bence meyvelerini aldıktan sonra toplamak daha mantıklı. Bu şekilde de kullananlar, taze olarak isteyenler de var. Bunu kaynatıyor, normal limonlu şeyini katıyor. Nasıl arzu edersen şifa niyetine içiyorsun. Çok faydalı olduğunu biliyoruz yani, bunu herkes, izleyicilerimiz de biliyor, az çok enginar sevenler faydalarını biliyor. Evet. Çayı oluyor yani. Peki, şimdi fide ekiminde bahsedecektik. Fide ekiminde Kasım ayında başlıyor, Mart'ın 15'ine kadar oluyor. Biz bunu ekerken Kasım ayında mesela ne zaman çıkartacaksak bunu 5 defa seyrekliyoruz biz. Hı hı. 8-10 tane arası bu kök veriyor. Hı. Yer elması gibi, saz gibi yani, kökten türeyen bir şey bu. Evet. Şurada bir tane kalmış. Ben bunları yeni seyrekledim ama... Sen onu çıkar da ben onu bahçeye ekeyim. Şunu şu şekilde dipten çıkartıyoruz. Eyvah, gitti. O koptu ama. Bir tane ayrı bir tane çıkart. Neyse sevgili izleyicilerimiz, işte gördüğünüz gibi Kadri Bey gerçekten yıllarını vermiş buraya. 40 senelik bir mazisi var en azından. Evet. Hatta bir de rahatsızlık bile geçirdi. Cenab-ı Hak şifa verdi maşallah, şimdi turp gibi. Allah'a şükür. Bu... Doğal yemeden kaynaklanıyor galiba bu şifaların senin. Öyle biz yetiştirdiğimiz malı kendimiz yiyecekmiş gibi müşteriye ulaştırıyoruz.
Ben tarlalarımın hepsine yanık çiftliklerden hayvan kemiresi çekiyorum kamyonlarla. Mesela bu sene 22 kamyon çektim toz halde. Oh, maşallah. Tabi bu şekilde organik çalışıyoruz. Bunun masrafı da çoktur. Masrafı çok yüksek tabi. Yani bu kadar kemireyi yani parayla yani nakliyesi kepçe çalıştırıyorsun. Tabi işçisi ama enginar hakkımızı alıyoruz Necati Bey. Sıkıntı. Ne kadar enginar ektin bu sene? 30 dönüm enginarım var. 30 dönüm evet. Maşallah bayağı varmış ya. Var ya anca kendimize yani ben de aracı yok. Ben hallere falan vermiyorum. Müşteriyle birebir biliyorsunuz pazar yerlerinde kendim satıyorum. Evet. Kendim toplarken satıyorum. Toplarken kimler çalışıyor burada? Toplarken kızım geliyor, dayım var, ya akrabam. Bu şimdi okuyor. Evet. O olmadığı zaman bir iki işçi daha alıyorum. 4 kişi 5 kişi kesiyoruz hanım bir günde. Hanım nerede? Hanım ufak çocuğumuz var ona bakıyor ya evde. Sen onu kardeşin mi var diyordun sen onu. Evet. He anladım. Tamam şimdi Kadir abi bir soluk alalım. Azıcık şöyle sen de yardım mı edeceksin ne yapacaksın? Topla böyle birkaç tane. Biz de kardeşimizle bakalım devam edelim şuradan gene. Tamam programımıza devam edelim. Evet topla bakalım görelim şimdi Berna Hanım seni. Şöyle hadi bakalım. Şimdi Berna kardeşimizle enginar toplayacağız. Birkaç tane. Efendim ben gerçekten sevgili izleyicilerimiz biz her ne kadar çiftçi çocuğuyuz, köylü çocuğuyuz ama insan hani bilmediği şeyin cahili oluyor. Gerçekten ben enginarın bu kadar böyle değerli, bu kadar şifalı olduğunu bilmiyordum. Demek ki her şeyi bir bilenden öğrenmek gerekiyor. Yani bir bilene sorursan en güzel bilgiyi, en doğal bitkiyi ve bilgileri almak mümkün. Şimdi bunların Kadri Bey bir de şöyle bir durumu var bildiğim kadarıyla. Yabani otların nasıl oluyor bunların? Bunları biz aralarına sürüyoruz. 4 defa falan sürüyoruz. Diğer kısımların da bisineli makinelerimiz var. Yarın pazarım var. Cuma günü ot kesimine başlıyorum. Hı. Tekrar kesiyorum. Çünkü buna hasat olduğu için zehir, ilaç atamıyoruz. Araları sürülüyor 4 defa. Tekrar ot çıktığında biz bunları tekrar kesiyoruz makineyle. Peki efendim enginarın bakımını ıvırını zıvırını anlatmaya kalksak bir günde anlatamayacağız. Anlatamayız. Ama ben şöyle diyeyim şimdi bunların bir 20 günlük bir şeyimiz var. Bir yasaklarımız var. Bu durumda vatandaşlar yasaklarının haricinde de tabii ki pazar yerine gelemeyen evde yaşlılarımız var. Ne bileyim enginar merak edip de alamayanlar var ama evime gelse alırım. Yirim diyenler var. Bunlara ulaştırmak nasıl olacak mesela? Nasıl yapacağız? Bunlara telefonla mı size? Telefonla. Genelde benim enginar müşterilerim sabit. Zaten Kemalpaşa'da biz çıkarttığımız için bizi biliyorlar. Hmm. Şu anda yeni yeni çoğalmaya başladı. Birkaç kişi daha ekti. Çoğunda benim telefon numaram var. Olmayanlara da kartımı veriyorum. Bu pandemi sürecinde yasağımız da var 17 gün. Tabii dikkat ederek bunu maskelerimizle şeyimizle biz çiftçiyiz muhakkak ektiğimiz tabii malı toplayacağız. Sizde bir sıkıntı yok zaten. Evet. Bunları biz kontrollü bir şekilde kesip insanlara evlerine temin edebiliyoruz. Allah şifa versin. Evet. Diliyoruz ve diyoruz ki şimdi bamya günleri de gelecek. Bir ay sonra mı başlıyor bamya? Bamya Temmuz'un İlk günlerinde başlıyor. Bamyanın faydaları ne? Onu da öğreneyim bari bir bamyacı olarak. Bamyanın da faydası, ileğe faydası var Necati Allah Bey. Allah, evet. İlik için. Daha faydaları çok fazla da yani en çok bilinen şeyi bamya ilik. Enginar nasıl karaciğer ve kanı temizliyorsa bamyada ileğe faydası olduğunu biliyoruz biz. Evet. Demirdere deyince bamya akla geliyor bamya. Burada göç olmadan günde 8 ton mal döküyorduk. İstanbul'a gönderiyorduk biz. Şu anda çok yoğun olduğu günlerde bir ton 200 kilo ancak o kadar bir verim oluyor. Yani tabii göç oldu. İnsanlar yaşlandı. Yeni nesil hep dışarı göç etti. Bursa'ya, Kemalpaşa'ya, dışarılara. Herkes işçi. Hani köyler göç alıyor. Azaldı. Tabii şu anda yani 8 tonsa bir tona düştü. Öyle söyleyelim Necati Bey. Hüseyin abinin de muhtarında var mı bamyaları? Ekiyor. Bu sene bilmiyorum ekti mi. Şu anda işte bamya ekim zamanı. Kimisi ekti. Bazıları işte yeni yeni ekmeye çalışıyor.
Efendim, biz şimdi Demirdere'ye gelmişken tabii ki muhtarımızı da ziyaret edeceğiz. Ama öncelikle biz Kadri Bey'e bize bu enginarla ilgili verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çim olayıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Biz bunu mesela hobi bahçesi veya enginar ekmek isteyenlere Kasım'ın 15'inden sonra işte Mart'ın 15'ine kadar o süreçte ekilebiliyor. Bunun çimini de biz kendimiz tedarik edip veya bilmeyenlere de kendimiz bahçe kurabiliyoruz. Ekiyoruz. Tabii çimini de yapıyoruz. Öyle yardımcı insanlara yardımcı oluyoruz. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, biz Kadri Bey bunları tabii ki pazarlıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın 3 tane büyük pazarı var. Biz de inşallah bu röportajımızın ardından onun pazar yerindeki sergisine gideceğiz. Orada satışını da göreceğiz. Şimdilik bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, işte dün bahçemizde, tarlamızda Kadri abiyle çekmiş olduğumuz enginarlarımız bugün pazara çıktı. Efendim Mustafa Kemal Paşa'nın pazarında, 3 pazarda böyle sergisinde yok pahasına satılıyor efendim. Neden? Çünkü çok kıymetli, çok değerli. Kadri abi kolay gelsin. Allah razı olsun, teşekkürler. Şimdi satış yerin burası mı? Nasıl? Tezgahımız burası, Perşembe günü köylü evet. Pazarındayız. Evet. Burada satıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Yıllardır. Çık. Tamam. Evet, evet. Ben sana hayırlı bayramlar diyelim. Sağ olun. İnşallah. Hepimize sağ olun inşallah. Müşteriler diyorum. İnşallah Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. 60 gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim kızımız da 70. Burada. Aynen. Bana bak. 80. Bugün satacağız inşallah. 90 100. Evet inşallah. Olanı satacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bayramlar hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Efendim bizlerden ayrılmayın.